Özgül Termal Mercek programını sunar. Yaprakları 12 Haziran 2020'yi gösterirken yepyeni bir mercek programı ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim efendim. Evet, bugün 12 Haziran. Yaklaşık 8 gün sonra 20 Haziran'da eğitimin startı veriliyor. Tabii ilk start da LGS sınavlarıyla olacak. Biz de bu sınavlar öncesi eğitimi konuşalım istedik. Eğitim, sınavlar nasıl olacak, salonlar nasıl olacak, okullarımızda ne gibi önlemler alındı? Bu konuda son derece başarılı bir okuldayız efendim. Hem eğitim kalitesiyle hem verilen hizmetlerle ilgili. İstedik ki okulumuza gelelim, hem alınan önlemleri yerinde inceleyelim, öğrencilerin ve velilerin kafasındaki soru işaretlerini dağıtalım istedik. Evet efendim, bugün Bahçeşehir Koleji'deyiz ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taş Hocam'ın misafiriyiz. Hocam merhaba demek merhaba. İstiyorum. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk hocam. Evet, övgüyü hak eden bir okulumuz var. Tabii sınavları konuşacağız. Sınav takvimi Ağustos'ta telafi eğitimleri başlayacak. Öncesinde isterseniz sohbetimizin başında hocam okulumuzu tanıyalım hocam. Peki. Öncelikle sizi burada misafir etmekten büyük onur duyuyorum. Ve teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. 2015 yılında dershanelerin kapanma süreciyle birlikte biz eğitim hayatına okullaşarak devam ettik. 2015'te bu kampüsü kurarak anaokulumdan liseye kadar her kademeyi aktif hale getirerek eğitime geç başladık. O gün bugündür her geçen gün üstüne koyarak hem öğrenci sayımızda hem personel sayısında bir yükselişle geldik. Evet, bu aylarda koronavirüs nedeniyle eğitim yapamıyoruz ama bu öğretim yılının başında biz 920 öğrenciyle başladık. 101 öğretmen çalışıyor. Temizlik personeli, güvenlik, teknik eleman, hemşire derken 167 kişiyi burada istihdam ediyoruz. O gün bugündür Afyon'da Afyon'un eğitim kalitesine bir katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Ve yine bu geçen 5 yıllık süreçte de
Bunun sonuçlarını, bizleri gururlandıran o tabloyu gördük, yaşadık. Ben de bir doğma büyüme Afyonu olarak Afyon'a ve Afyon'un insanına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Evet, eğitimin sonu yok hocam. Tabii öğretmenliğin de sonu yok. Elbette. Elbette. Hocam tabii eğitim aynı zamanda öğretim okulumuzda sadece ders olarak yok. Pek çok sosyal aktiviteler de var. Az önce girerken gördük. Kupalarla dolu bir okulumuz var. İsterseniz biraz da onlardan konuşalım hocam. Ya tabii biz söze başlarken hep şöyle diyoruz Hasan Bey. Eğitim ve öğretim diye başlıyoruz. Yani bu cümleden de olmak üzere eğitim hatta öğretimin de önüne geçiyor. Okullar artık bana göre bilgi edinme yeri olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü günümüzde şu dijital ortamın geliştiği bir dönemde bilgi edinmek ya da bilgiye ulaşmak çok kolay. Google'a girin, YouTube'a girin. İstediğiniz bilgileri elde edebiliyorsunuz. O zaman peki okulların işlevi ne? Okulların bana göre asıl işlevi ki gelecek süreçte de böyle olacak. Çocukların hem ruhsal hem de duygusal anlamda motive eden, onlara grup çalışmalarıyla, değişik etkinliklerle paylaşımı öğreten, onlara bu anlamda bu desteği veren kurumlar haline geleceğiz. Elbette bilgi de vereceğiz. Bilgi de geri kalmayacağız. Ama demin de arz ettiğim gibi okulların işlevi artık o noktaya doğru gidiyor. Biz bu yüzden tabii ki sosyal etkinlikleri çok önemseyen bir kurumuz. Voleybolda, basketbolda yıllardır il şampiyonuz. Hatta bölgelere gidip oralarda da dereceyle dönen çocuklarımız var. Tabii bunlar o çocukların özgüvenlerini geliştiren, özbenliğini geliştiren... paylaşmayı, takım oyununu, grup çalışmasını benimseten etkinlikler. Tiyatrolarımız, gezilerimiz, jimnastik kurslarımız hep bütün bunlarla çocukları bu anlamda desteklemeye çalıştık. Evet 5 yılda o müzede gördüğünüz gibi kupa koyacak yerimiz kalmadı. Bunlar tabii bizim için sevindirici, gurur verici şeyler. Evet, devlet okullarının yanında özel okullarımızın yakaladığı başarı çıtası hakikaten bir fark yaratıyor. Örneğin benim kızım da Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun. Gerek ilkokuldan başlayıp orta öğretim, lise ve üniversiteye baktığım zaman büyük bir başarı çıtasını yakalamış Bahçeşehir okulları. Bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Yılların bir eğitimcisi olarak. Hasan Bey, ben bugün evet bir özel okulun işletmecisi, yani bir eğitimcisi, neferiyim. Gerçek kimliğim öğretmenlik. Çünkü 40 yıldır eğitim işiyle uğraşıyorum. Ve aslım köküm de devletten gelme. Yani o süreci de asla inkar edemem. Devlet bize çok büyük deneyimler, çok büyük birikimler kazandırdı. Yani özel okulların avantajlı olan yanı nedir derseniz, bir kere sınıf mevcutları. Devletin özel okullarda verdiği mevcut kota 24'tür. Ki bugün pek çok özel okulda, ki bizim okulumuz da buna dahil, 24 kişilik sınıflarımız sayılıdır. Bizde 17 kişilik sınıflar da var, 24 kişilik sınıflar da var. Benim 48 derslikli bu binamda 24 kişinin olduğu 12-13 dersliğim var. Onun dışındakiler de 19-20 sayılarında. Bir kere bu sayının azlığı, devlet 36-40'a vardığı için öğretmenin birebir ilgilenmesi, takibi, çocukların gözden kaybolmaması anlamında bir avantaj sağlıyor. Birinci ekstrem bu. İkincisi, ders saati bakımından da bu etkinlikler ve seçmeli dersler koyarak, mesela biz kodlama, sistem, gibi çağın artık ihtiyaç duyduğu programlarda bu seçmeli ders programı içerisinde çocuklarımıza kazandırıyoruz. Artı dil olayı özel okullarda ağırlık kazandırıyor. Yani bugün bana Bahçeşehir Koleji nedir hocam deseniz iki cümleyle şöyle derim. Bir, teknoloji, iki, yabancı dil.
Yani bizim programımızda ağırlıklı temel kavram teknoloji ve dil üzerinden yürüyor. Bugün 5. sınıflarda haftada 45 saat ders veriliyor. 45 saat ders veriliyor. Bu 45 saatin düşünebiliyor musunuz? 23 saati yabancı dille yapılıyor. Evet. Yani yarıdan bile fazla. Böyle olunca çocuklarda bir dil eğitimi gelişiyor. Artık çağımız dijital çağında bir dil bile yetmiyor biliyorsunuz. Yani arzu ediyoruz ve gönül istiyor ki çocuklarımız üniversitede ikinci dilleri de öğrensin. Evet biz Almanca ve İngilizce eğitimi veriyoruz. Çift dille götürüyoruz. Ama üniversitede bunun üstüne koyarak bu dillerini geliştirmek zorundalar. Artık zaman bunu istiyor, bunu kabul ediyor. Evet. Tabii sınıfları anladım, hak veriyorum. Teknik donanım, malzeme konusu da. Ama tabii bence önemli bir konu da hocam insan faktörü. Yani öğretmen faktörü. Ben hiçbir öğretmenimizi küçümsemiyorum. Ama tabii özel okullarımızda biraz daha öğretmenlerde performansa bakıyorsunuz tabii. O da etki ediyor. Ya sadece okullar için değil, var olan tüm özel sektör personelde seçici davranıyor. Yani bir tarım eleklerden geçiyor personel alımında. Biz de öğretmen seçiminde ya en az bir 3 yıl deneyim şartını arıyoruz. Dil bilme şartını varsa artı olarak yazıyoruz. Bir özel okulda çalışma deneyimi varsa bunların hepsi bizim için bir artı oluyor. Tüm kurumlar böyle değil mi özel sektörde? Aynen. Seçici davranmak, mevcut olanın en iyisini bulup çıkartmak zorundayız. Çünkü burada biz öğrenci memnuniyetini en ön planda tutuyoruz. Öğrenci, öğretmen sınıftan çıkıp 40 dakikasını gittiğinde geride kaldığı, bıraktığı öğrencileri mutlu edebilmeli. Yani o öğrenci, ben bütün öğreneceklerimi çok iyi öğrendim, anladım diyebilecek duruma gelmeli. Bizim kriterimiz bu oluyor. Biz buna bakıyoruz. Bunu tabii vermek de bir uzmanlık işi. Sadece eğitimci olmak da yetmiyor. O pedagojiyi iyi bilmek gerekiyor. Öğrenci psikolojisini iyi anlamak gerekiyor. O iletişimi iyi kurabilmek gerekiyor. Siz de bir öğretmen çocuğusunuz, ben biliyorum. Öğretmenini sevmeyen dersini de sevmiyor. Tabii, mutlaka. Yani çocuğa o dersi sevdirebilmek için öğretmen önce kendini kabullendirecek, sevdirecek. Sevgi derken de bilgisiyle, duruşuyla o saygıyı çocuklar ona hak ettiğini gösterecek. Saygı arkasından sevgi gelecek. O zaman sınıflardaki bu ortam tabii ki hayal ettiğimiz güzel bir eğitim ortamına dönüşmüş oluyor. Evet, seven ve sayan nesiller yetiştirmek tabii öğretmenlerimizin en büyük ideali. Hocam artık bu sürece geleyim. Sanırım şu günlerde uykuda bile düşünen insanlar sizlersiniz. Yani Bahçeşehir evet. Koleji'nin yönetim kurulu başkanı Abdullah Taş olarak akşamlar rahat uyuyabiliyor musunuz hocam? Evet. Yani şu sınav ayı bir de talihsiz geçen bir dönem var. Biliyorsunuz biz 13 Mart'tan bu yana hem öğretmenlerimizden hem öğrencilerimizden ayrı düştük. Koşullar bunu gerektirdi. Çünkü insan sağlığından daha değerli hiçbir şey yok. Evet. Burada zor bir süreç ama o çocuklarımızın, o öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok değerli olduğu için ülkenin her kesiminde olduğu gibi biz de bu süreci böyle değer geçirdik. Benim en çok üzüldüğüm, yani en çok uykularımı kaçıran olay 8. sınıflar ve 12. sınıfların evden sınava gitmesi. Bu benim içimi çok acıttı. Yani bu psikoloji çok kötü bir psikolojidir Hasan Bey. Gönül isterdi ki keşke şartlar uygun hale gelebilseydi de bu çocuklar bir hafta 10 gün bile olsa öğretmenleriyle bir araya gelerek, arkadaşlarıyla bir araya gelerek biraz bir moral motivasyon depolasalardı. Bu çok önemliydi bizim için ama yine sözün başına dönelim. Sağlık olunca her şeyden fedakarlık ediyorsunuz. Bunu ister istemez programınızı alamıyorsunuz. Ama dilerim o çocuklarımız o gün son güne kadar
Biz elimizden gelen uzaktan eğitimle, rehberlik çalışmalarıyla, yine Zoom aracılığıyla birebir görüşmelerimizle hiç onları yalnız bırakmadık. Dileğim o son güne kadar da bu istişare, bu birliktelik sürecek. Bu çocuklar inşallah bu girdikleri sınavlarına, verdikleri emeğin karşılığını alabilsinler. Çünkü çok uzun süreli emekler var bu işlerde. Evet. Bir 12. sınıf öğrencisini düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 15 yıllık emeğinin noktalandığı bir sınav oluyor. Ve öyle bir sınava giriyor ki bu çocuk, sonucu bir ömür boyu onunla beraber gidiyor. İyi bir üniversite, iyi bir meslek, iyi bir gelecek. Her şeyin düğüm çözüldüğü dediğim bir sınav. Tabii ki burada her şey bitmiyor. Üniversitede iyi bir çaba gerektiriyor, iyi bir çalışma gerektiriyor. İyi bir üniversitede kariyer yapması için önünde açılan kapılar var. Orada da çok büyük emekler var ama başlangıç tabii bu sınavla başlıyor. Onun için bu sınav çok önemli. Ve burada söz açılmışken hem 8'in sınıflar LGS'ye giren hem de 27 ve 28'inde YKS sınavına giren tüm çocuklarımıza başarı diliyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum. Herkes dilerim emeklerinin karşılığını alsın bulsun. İnşallah. Her şerde de bir hayır vardır derler hocam. Tabii bu işin bir de bir gerçeği. Örneğin öğrencilerin kendi okullarında sınava girecek olması onların sanırım psikolojilerini bir hayli olumlu etkileyecektir. Değil mi efendim? Ya tabii ki bu zorluklar içerisinde bir takım fırsatlar da var elbette. İşte bunlardan birincisi de sizin temas ettiğiniz LGS öğrencilerinin kendi okullarında girmesi tabii ki bir avantaj. Bir çocuğun bildiği, tanıdığı bir ortamda sınava girmesi, ondaki o dikkat dağılımını, olumsuz etkileşimleri ortadan yok edecek. Çünkü bu çocuklar kendi bildikleri okullarda giriyorlar. Düşünün, hiç bilmediği bir ortama girdiği zaman o çocuklar ister istemez bazı olumsuzluklar yaşayabiliyor. Çevreye bakabiliyor, dikkati dağılabiliyor. Onu etkileyen olumsuz faktörler olabiliyor. En azından bunu biz bertaraf edeceğiz bu sınavda. Hatta sınıfın yapısı bile öğrencinin psikolojisini etkileyebiliyor. Sınıfın duvarındaki bir görsel bile onun dikkatini dağıtabiliyor. Evet. Bu yüzden bildiği bir ortamda girmesi şüphesiz bu ortamda 8'in sınıflar için büyük bir avantaj. Evet. Hocam tabii şu anda okulunuzda sınava girecek öğrenciler aynı zamanda anne babalar da sizi dikkatle dinliyorlar. Özellikle merak edilen bir konu. Ne tür önlemler aldık hocam? Çünkü veli nasıl bir durumla karşılaşacak çocuğum diye merak ediyor. Öğrenci ne yapacağım, okulumda ne gibi tedbirler alındı diyor. Neler yaptık hocam? Ya tabii ki burada en temel koşul çok sağlıklı, hijyen ortamda çocuklara bir sınav ortamı hazırlayabilmekti. Yani biz bunun için mücadele ediyoruz, bunun için çabalıyoruz. Bir kere ta girişten itibaren çocukları bir dezenfekteye uğratarak içeri alacağız. Mutlaka ateşleri ölçülecek. Bir mesafe, 1,5 metrelik mesafeyi korunarak içeri alacağız. Maskeli gelecekler. Kapı girişinde el hijyenlerini yapacağız. Maskesi olmayanlara biz maske temin edip vereceğiz. Sınıflarda oturma düzenini 20 kişilik düzen olarak kuruldu. Sıralar arasındaki mesafeyi 1 metreyi ayarlayacak şekilde yerleşti. Birer kişilik sıralar hazırlandı. Arada oturumlarda o mesafeyi sağlayacağız. Tabii sınav esnasında çocukların çok da bunaltmamak adına maskesini indirebilmesine izin verildi. Böyle bir esneklik sağlandı. Biz öncelikle çocuklarımızın sağlığını düşünen çalışmalar yapıyoruz. Tuvaletlerimizde, koridorlarımızda mesafe koruyucu görselleri astık, yerleştirdik. Yani bir anlık dalgınlıkla unutmasın, o görseller ona o algıyı pekiştirsin istiyoruz. Sabundur, havludur, peçetedir, bütün hijyen kurallarını uygulamaya çalışacağız. Sınav biliyorsunuz iki aşamalı olacak. Bir arada mola verilecek.
O arada bahçeye çıkmalarına müsaade ediliyor. Bahçede bir nefes alacaklar arkadaşları ama yine o sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bir arada olmalarına özen göstereceğiz. Güvenlikteki kapıdan girişte veliler asla bahçeye giremiyorlar. Yönetmelik gereği bu yasaklandı bu sınavlarda. Sadece öğrencilerimiz olacak, bina görevlisi, sorumlular olacak, görevli öğretmen arkadaşlar olacak. Onun dışında hiç kimsenin güvenlik olacak. Hiç kimse bina içine ve hatta bahçede dahi bulunamayacak. Kaç saat sürecek efendim sınav süresi ve okulumuzda kaç öğrenci girecek? Bizim kendi öğrencilerimiz girecek. 80 öğrenci girecek. Yani tabii o gün aksilik olmaz. Tüm öğrencilerimin girmesi durumunda söylüyorum. İşte 9.30 gibi falan başlıyor sınav tahmin ediyorum. İşte 1'e doğru da bitiyor. Öğleye kadar süren bir sınav. Bir ara var. Arada bir yarım saat kadar. Yarım saat diyorum. Onda da işte bahçe inişe çıkışı çocuklara bir 15-20 dakikalık bir hava alma fırsatı verilecek. Ondan sonra ikinci aşama başlayacak. Aşama derken ders dağılımları var yani. Birincisinde işte din kültürü, İngilizce, sosyal bilgisi. İkincisinde matematik, fen ve gibi. Şu an tam net hatırlamıyorum bu sırayı ama bu şekilde dersler ikiye bölünmüş. İki bölüm halinde arada da bir yarım saatlik ara vererek bu sınav gerçekleşecek. Evet, şu an bile klimalar çalışmıyor. Sanırım o zaman da çalışmıyor. Hasan Bey, biz bir ay önce VRS sistemini kapattık. Çünkü klimanın sağlıklı olmadığı bir ortam mevcut olabilir diye. Şu anda okulumuzda temiz hava kanalları açık sadece. O gün de klimalar çalışmayacak. Temiz hava kanalıyla besleyeceğiz. Güneş görmeyen serin sınıfları tercih edeceğiz. Çocukları da çok bunaltmamak adına böyle bir hava koşullarından olumsuz etkilenmemeler için en serin, güneşi en az gören o günkü salonlar tercih edilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de geldiler. Salon koşullarını baktılar, incelediler. Uygun buldular. Hatta bu konuda bir beğeni de verdiler. Biz gerek 20'sini yapılacak LGS gerekse de 27'sinde yapılacak YKS sınavına biraz sonra da dolaştırıp size de gösteririm. Bir dolaşır birlikte de bakarız. En ana kapının girişinden sınav yapılacak kattaki salonlara kadar şu anda hazırız. Evet, hakikaten aşırı bir önlem alınmış. Neredeyse asansörde bile bu uygulamalar faaliyette hocam. Tabii veliler bahçeye alınmayacak ama okul dışarısında, bahçe dışında bulunmalarını herhangi bir sakınca ya tabii ona müdahale edilemeyecek. Hiçbir şekilde müdahale etme hakkımız da yok, haddimiz de değil. Tabii gitmeyen veli bahçe dışında çocuğunu bekleyebilir. İşte çıktığı zaman, ara verdiği zaman çocuğunu uzaktan da olsa izleyebilir. Ama asla sınav bitimine kadar çocuklarla bir araya gelmelerine yönerge gereği bunlar bizim kararlarımız değil yani. Sınav yönergesi böyle geldi. Bir araya gelinmeyecek. Çocuklar o arada sudur, yanlarına getirdiği ufak küçük atıştırmalıklar alabilecekler. Ancak bizim tarafımızdan böyle bir takviye yok. Çünkü malum pandemi olayı. O yüzden anne babalar çocukların çantalarını bu tür şeyleri koyarak göndersinler. Çocuk acıkabilir, böyle bir atıştırmalık isteyebilir. Çünkü kantin faaliyetleri de şu anda durmuş vaziyette. Evet. Kesinlikle, yani kantinden herhangi bir şey alamayacak. Kesinlikle böyle bir hizmet verilmeyecek. Bu yüzden benim buradan anne ve babalara da ricam, çocuğunun acıkacağını düşünerek çantasını, suyunu, ufak atıştırmalıkları koyabilir. Evet, çantaların salona girmesi yasak. Biz onları alırız. Alacağız, toplayacağız. Ama ara verildiğinde, o yarım saatlik arada çocuklar çantalarından bu istedikleri şeylere ulaşabilirler. Evet. Tabii hocam Allah göstermesin ama inşallah olmaz. Örneğin kaza geçiren, işte kolu ayağı kırılmış öğrenciler nasıl katılacak? Katılabilecekler mi efendim sınavlara? Tabii ki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe ve raporuyla başvurduğu takdirde kodlama için yardımcı öğretmenler gönderilecek. Böyle bir durumda olan bir öğrencimiz olursa biz Milli Eğitim'e ailenin dilekçe ve raporla başvurmasını istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü de bunu onayladığı takdirde
o çocuğu özel bir sınıfta alarak, yine kodlamasına yardımcı olacak bir öğretmen atanarak bu sınavları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hasan Bey, LGS sınavının telafisi yok. Evet. Yani bu sınava giren çocuğun başka bir tekrar LGS sınava girme şansı yok. Bu şans bir kere. Bunun için çok acil, çok özel bir durum olmadıkça tüm çocuklarımızın katılacağını düşünüyorum. Ama YKS öyle değil. YKS'ye bu yıl girip de istediğim olmadı, gelecek yıl bir daha şansımı deneyeceğim diyebilir öğrenci. Onun böyle bir hakkı var. Ama LGS'de böyle bir şans yok. LGS telafisi olmayan bir sınav. Onun için tabii ki söylediğiniz gibi Allah korusun, hiçbir öğrencimiz böyle bir talihsizlik, böyle bir aksilik yaşamasın. Tüm öğrencilerimiz o gün sağlıklı, saatli bir şekilde inşallah sınavlarına girebilsinler. İnşallah hocam. Tabii telafisi olmayan bir sınav olunca insan ister istemez kuşku duyuyor. Ben örneğin çocuğum girecek diye düşünürüm. Rahatsızlığı var ama bunun telafisi yok. Bir şey olmaz, git dedi. Çocuk buraya geldi. Hissettiniz, ateşi var. Veya çocukta böyle bir bitkinlik, bir halsizlik var. Ne yapacaksınız o zaman? Sınava gelebilecek durumda ise, işte bu telafisi olmayan bir sınav şekli olduğu için asla biz o çocuğu mağdur etmemek adına yine bir özel sınıfta diğer öğrencilerle temas ettirmeden özel bir sınıfta sınava tabi tutacağız. Tabii bunların hepsinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde olacak. Gerekirse bununla ilgili görevlendirecek öğretmen talep edeceğiz. Çünkü bu sınavların gözetmenleri de, bina sorumlusu da, salon görevlileri de Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendiriliyor. Yani bunlarda bizim atama ya da görevlendirme yetkimiz yok. Öyle bir çocuğu, tabii temennim hiç olmasın inşallah, tek başına ayrı bir salonda yapmak zorundayız. Evet, tabii sınava girecek gözetmen olacak öğretmenlerin durumu da çok önemli. Sanırım onlar da hangi bir okula geleceğiz, okul nasıl diye merak edeceklerdir. Evet, burada okulunuzda gözetmen olacak öğretmenler neyle karşılaşacak efendim? Siz bütün süperlikleri falan hazırlamışsınız. Buyurun hocam. Ben kendi personelim için süperlik hazırlattım. Ama Milli Eğitim Bakanlığı o gün sınavda görev yapacak gerek bina görevlisi gerek salon görevlisi arkadaşlarımız için siperlik, maske, dezenfektan maddelerini veriyor bize, teslim etti. Kişi sayısınca, hatta %10'da fazlalık olmak koşuluyla bakanlıkça bunlar bize temin edildi ya da görevlendirdi, okullardan temin edildi. Onlar şu anda bize teslim edildi. O gün görev yapan tüm arkadaşlarımız maske, siperlik ve dezenfekte edilmiş salonlarda, önceden dezenfekte edilmiş salonlarda yine sınıftaki mevcut dezenfektan maddelerle sınıflara, salonlarda görevli olacaklar. Bugünün koşulları böyle maalesef, evet, bu şekilde sınav böyle yapacağız. Evet hocam, isterseniz biraz da sınavlardan sonrasına gelelim artık. Ağustos'un 15'inde. Eğer kısmet olursa diyorum. İnşallah. Neden böyle diyorum? Görüyorsunuz vaka sayısıyla ilgili işler bu işler. Bir bilim kurulu var. Sağlık Bakanlığı var. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bugün için ilan edildi. 15 Ağustos'ta özel eğitim kurumları, 31 Ağustos'ta devlet okulları en az olmak şartıyla 3 haftalık bir telafi programına hazırlanıyoruz. İnşallah diyorum, çünkü vaka sayısında falan artış olursa bu da ertelenebilir. Bu da yani İnşallah kesinleşecek olur, evet, anlamında değil. Ama bugünkü planlama bu şekilde gidiyor. Biz de 15 Ağustos'a hazırlanıyoruz. 15 Ağustos'ta bu bahar aylarında yapılamayan eğitimlerin telafisi bir de yüz yüze yapılacak. Evet, uzaktan eğitimi gerek devlet okullarında gerek özel eğitim kurumları yaptı. Halen de yapıyor. Ama bir de bunun yüz yüze telafisi yapılacak. Kısmet olursa 15 Ağustos'ta okulumuzu açıyoruz. O güne hazırlanıyoruz. Yine bir gün öncesinden bütün binayı dezenfekte edeceğiz.
Her eğitim sonunda akşam olunca yeniden ertesi güne dezenfekte ederek hazırlayacağız. Tuvaletlerimiz, lavabolarımızı en hijyen hale getirmeye çalışacağız. Öğretmenlerimiz yine maskeli siperliklerle derslere girecekler. Okula geldikleri kıyafetler özel olacak. Eve varınca mutlaka farklı kıyafetlere geçiş yapacaklar. Yine çocuklarımız maskeyle gelecekler. Olmayanlara biz maske temin edeceğiz. Tabii ders esnasında maskeyi çıkartmalarına ya da esnetmelerine izin verilecek. Sınıflar yine tena oturma şekliyle o mesafeler koruyarak sağlanacak. Yani biz eğitimciyiz. Bizim birinci görevimiz eğitim ama inanın şu anda çocukların sağlığını korumak gibi çok daha önemli bir misyonu yükleniyoruz. Hatta şu andaki sağlık tedbirleri bunun önünde bile geliyor. Çünkü neticede insan sağlığından bahsediyoruz. Çocuklarımızdan bahsediyoruz. Çalışan öğretmenlerimizden, personelden bahsediyoruz. Zor yönetilecek bir süreç ama her gün televizyonlarda siz de söylüyorsunuz. Sosyal mesafe, maske, hijyen. Bu üçüne çok özen göstereceğiz. Çocuklarımızda bu algıyı pekiştirecek eğitimi vermeye çalışacağız. En önemli temel öge bu bana göre. Çocuk dalı vermeli. Dalıp da arkadaşına sarılma olayına girmemeli. Boğuşma olaylarına şaka bile olsa girmemeli. Bu yüzden nöbetçi sayısını çok arttıracağız. Koridorlarda, bahçede çocuklarımızı her an gözlemleyen, her an müdahale edip uyarılarda bulunabilecek nöbetçi öğretmen sayısını 2 ya da 3 katına çıkarmayı düşünüyorum. Kafamda öyle planlıyorum şu anda. Çünkü dediğim gibi, evet asli görevimiz eğitim öğretim ama farklı bir misyon yüklendik şu anda. İnsan sağlığı, bunu korumak adına ne yapılsa yeridir, az biledir diyorum. Evet, yaklaşık bir 5 dakikamız var hocam. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili takvim belirlendi mi? Okullarımız ne zaman başlayacak efendim? Okulların açılış tarihi ile ilgili şu 15 Ağustos'luk süreçten ötürü net bir tarih şu anda söylenmedi. Ama bir önceki yıldan duyurulan ifade Eylül'ün 16'sı gibi açılacaktık. Fakat bu 3 haftalık bir de en az sözünden ötürü biz biliyorsunuz franchise çalışan okullarız. Evet. Bu hafta sayısı genel merkezimiz tarafından değiştirilebilir mi bilmiyorum. Şu ana kadar böyle bir ifade gelmedi bize. Bu konuda karşılıklı görüşme halindeyiz. Okulların açılış tarihi Eylül ayının sonuna ya da Ekim ayına kalabilir diye ortalıkta gezinen düşünceler var. Ama her şeyin normal gideceğini düşünerek konuşuyoruz bunlar Hasan Bey. Evet. İnşallah yani tüm ülkece yeni farklı vakalarla bu işleri uzatıp güçleştirecek günler görmeyelim, yaşamayalım. Çünkü bunun zorluğu çok farklı bir şey. Evet. Tabii önemli bir konuda efendim okullar açıldıktan sonra özellikle servis konuları önem kazanacak. Bu konuda bir önlemler alındı mı? Bununla ilgili ne yapacaksınız? Bir de kayıt sezonunu açtık mı hocam? Kayıt sezonu, bu yılın kayıt sezonu Ocak ayından başladı. Biliyorsunuz Mart'a kadar süren bir erken kayıt, avantajlı bir erken kayıt dönemi vardı. Bitti. Tabii bitirdi. Erken kayıt süreci evet. Bitti, o zaman bitti. Biz bu pandemiden ötürü onu 1 Nisan'a çektik. Aslında Mart'ta bitecekti. Pandemi girince, çünkü 13 Mart'ta okulları kapattılar. Yani ilk kapatılan kurumlar okullardır hatırlarsanız. Evet. Yani herkesten önce. Ve de isabetli oldu. Tabii ki en doğru kararlardan biriydi. Önce 2 haftayla başladık. Sonra 1 ay derken en sonunda Eylül ayına kadar uzatıldı dendi. Ama daha sonradan 15 Ağustos faktörü girdi işin içine. Kayıtlar tabii şu anda devam ediyor. Önümüzdeki yılın hazırlıkları yapılıyor. Biz önümüzdeki yıla da bakanlıktan gelinen talimat doğrultusunda Eylül ayı ya da Ekim başı gibi her şey yolunda giderse hiç tereddütsüz gününde başlayacağız. İnşallah hocam. Tabii
servis şoförleri de mutlaka... Servis olayını sordunuz, özür dilerim. Servisler tabii bizim kurumlarımızda, bizim dışımızda bir olay. Bu konuda veli kendi inisiyatifiyle çocuğunu servise yazdırabiliyor. Bizim servisimiz yok, kendimize ait böyle bir şirketimiz yok. Anlaşmalı şirketler var. İsteyen veli kullanacak, o servislerde gerekli tedbirleri alacaktır mutlaka. Evet, mutlaka hocam. Evet, yaklaşık 2 dakika var hocam. Ben size 2 dakikada söylemek istediklerinizi velilere ve öğrencilerinize mesajlarınızı alarak sonlandırayım efendim. Hasan Bey, sınav ayında olduğumuz için herhalde yine son sözlerimi sınavla bitirmek istiyorum. Çok ciddi bir sınav, 2 tane sınavımız. LGS'ye 1 milyon 800 bin üzerinde öğrenci giriyor. YKS'ye 2 milyon 200 bin giriyor. Çok belirleyici, ayırt edici bir sınav. Ben bu sınava giren tüm öğrencilere, ülkemdeki tüm öğrencilere en içten başarı diliyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ailelere kolaylıklar diliyorum. Çünkü sınava giren bir çocuk varsa o ailede çok ciddi, kimyası değişiyor desem yeridir yani. Onların da Allah yardımcıları olsun. İnşallah. İnşallah tüm öğrencilerimiz istediklerini elde etsinler, gelsinler. Evet, inşallah hocam. Ben de başta Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizi kutluyorum hocam. Hakikaten okulumuzda bütün önlemler alınmış. Bir şu anda bir veli olsam, bir öğrencim olsa burada gönül rahatlığıyla gönderebileceğim önlemler alınmış. Artık bundan sonrası biraz ailelere kalıyor. Tabii ki. Özellikle çocukların okullarda nasıl davranacağı ile ilgili ailelerin yönlendirmesi çok önemli. Tabii öğrencilerimiz de o bilinç içerisinde mutlaka üzerine düşenleri yapacaklardır diyorum efendim. Evet, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatı, keyifli bir sohbete sebep oldunuz, fırsat verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ne demek efendim, biz teşekkür ediyoruz. Evet, yaklaşık 8 gün sonra sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerime buradan başarılar diliyorum efendim. Evet, mercek devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra yeni bir konu ve konuğumla birlikte olacağız efendim. Kısa bir reklam arası. Özgül Termal'in sunduğu mercek programı devam edecek.